Ben Ataberk. Ben de Zeynep. Junior Park kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle yoğun istek üzerine kendimizi, birbirimizi daha doğrusu ne kadar iyi tanıyoruz challenge yapacağız. Arkadaşlar limon cezalı zaten ileride göreceksiniz. İlk benden başlayacak, hepimizin 6 sorusu var. Tam tarih, Zeynep'in doğum tarihi nedir? Bakma. 3 Nisan. Tam tarih. Evet. 2007. Ben 2005'liyim. 0304 hem de. Ben 14 Haziran 2005 doğumluyum arkadaşlar. Zeynep'i biraz önce konuşurken duydum. 03 Nisan 2006, doğru mu? Hayır. Ne? 2007. 2007 mi? Hayır, nasıl? Sen 5. sınıfta değil misin? Evet, erken başladım. Al al, bu niye bari? Bu zaten minik. Ooo çok kolay, bu ne be? Hayır, yanlış. Oha ya, Selim şimdi. Oh. Ne Çınar'ı, Çınar nerede? Ya ne bileyim ya. Çınar nerede aklına geldi? Ne bileyim ya, bazı arkadaşlar, çoğu arkadaşımın kardeşlerinin adı Çınar olduğu için aklımda öyle kalmış. Tamam hadi. Ama şöyle bir şey var, Ataberk. Harbiden ekşi arkadaşlar. Seni göreceğim ben. Ay. Ekşiydim. Zeynep'in en sevdiği yemek. Bir dakika. Ha, biliyorum. Bamya, hamsi. Hamsi. Bamya dedin. Hayır, evet, o benim dedin. En sevdiğim sebze yemeği. Fark etmiyor dedi. Tamam, o zaman yapacak bir şey yok. Küçük bir ısırık dendi. O yüzden küçük aldım. Ataberk, Zeynep'in en sevmediği yiyecek. Bizim challenge'larda nefret ediyor. Tamam. Valla arkadaşlar, bu ikisinden biri olacak. Yoksa değiştiririz kesin. Tamam. Arkadaşlar. Çiğ yumurta. Yumurta. Evet. Tamam. Veya kimse yemiyor değil mi? Veya brokoli. Zeynep'in en büyük korkusu nedir? İşkence. İşkence. Eğlence korkmaz. Benim en büyük korkum o değil. Sen bir de karanlık. Evet. Yok. Karanlıktan eskiden korkuyorum, şu an korkmuyorum. Bu limon galiba hepsinden ayrı bir tadı var galiba. Lanet olsun bu hayat, lanet olsun bu şey. Lanet olsun bu hayat, lanet olsun bu şey. Seni çok sevmiştim, senden haber haberim. Ben daha hiç limon yemedim. Zeynep daha sonra saçımı hangi renk yapacak? Ne alaka ya? Başka ya, bir renk var. Ya buldu ya. Bir, iki, üç. Pembe. Pembe var mıydı orada? Vardı. Değil mi? Oksit, soksit. İyi misin Ataberk? Erişimden geçiyor gibisin. Neyse arkadaşlar, hadi. Şimdi benim sorularımla devam edelim. Ataberk'in doğum tarihi, tam tarih. Oo. Söyledim. 14 bir şeydi. Sallayacağım artık. Ben yazdım arkadaşlar. Tamam. Ne yazıyor acaba? Salladım onu. Evet. Yanlış bildi arkadaşlar. Haziran doğumluyum ben. Biraz Mart, önce söyledim aslında. Mart'la Haziran'ın arasında kaldım. Niye biliyor musun? Annem de 14 Haziran'da doğdu. Evet. Aynen. Süper. O zaman bir limon. Bir limon. Bir limon yiyorsun. Gün ve yıl bilende arkadaşlar.
şimdi. İnsan bir titriyor arkadaşlar. Evet. Ve ekşiler. Bayağı güzel bir özelliği bu. Hı-hı. Evet arkadaşlar. Bende az kaldı kağıt. Ataberk'in kardeşi Can kaç yaşında? Bunu biliyordum, bunu biliyordum. Evet, bir tanesi. 2, 3, 3,5. Okey. Alacak yine. Bilemedi arkadaşlar. Aldım. Aynen. Ay. Şimdi diğer soruda sıra. Arkadaşlar limondan çok yediğinizde dişleriniz gıcır gıcır ediyor. İğrenç bir şey. Ataberk'in en sevdiği yemek. Bunu bilebileceğini sanmıyorum. Aslında benim aklımda 3 seçenek var. Tamamdır. Haydi o zaman. 1, 2, 3. Patates veya hamburger. Değil. Nerede bakayım? Tost kebabı veya kiyer. Bir tane yiyecek şimdi. Hadi tamam. Evet. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bilemedi. Cezasını çekecek valla. Yetti tamam yedim. Arkadaşlar şu an dişlerim gıcır gıcır ediyor. Neyse arkadaşlar. Diğer sorumuza geçelim hemen. Benim kağıtlarım bittiği için ben arkalarını kullanıyorum. Evet. Evet. Ataberk'in en sevdiği yiyecek. Asla ağzına koymayacak. Bunu konuştuk. Bunu konuştuk. Really nigga? Really nigga. Ben de çevireyim o zaman. Ben de. Brokoli. Hayır. Yayla çorbası. Aha yine yedilim onu arkadaşlar. Evet. Brokoli. Bilemedi sonuçlar. Tekrardan cezasını çekecek. Eyvah. Genel şeyler yazacağım. En büyüğünü. Tamamdır. Yazdım arkadaşlar. 1, 2, 3. Karanlık, düşmek, ailenden birini kaybetmek. Hayır. Kusmak ve pollen alerjisi. Arkadaşlar ben de yediğim için anlayabiliyorum halini. Acı bir his veriyor boğazınızı yakıyor. Ve dişlerinin harbiden o gıcırdama var ya. Acayip rahatsız ediyor arkadaşlar. Evet. Ataberk'in son sorusu. Evet. Kolay bir soru. Ne yani? Ataberk'in son dizisinde oynadığı karakterin ismi nedir? Ooo çok kolay. Arkadaşlar ne? Ne bildi arkadaşlar buna ne yani? Şimdi? Yani. Arkadaşlar şuradan ne ayrılmıyor yer kalmadı. Arkadaşlar biz aslında birbirimiz hakkında çok fazla aynen şey bilmiyoruz. Ya da konuştuk ve unuttuk. Aklımızda bulunuyor şu anda. Yani arkadaşlar biz bu serinin devam etmesini çok isteriz. Ve sizlerden gelen şeylerle olacak bunlar. Sizlerden gelen tepkilerle olacak. Arkadaşlar videoya like atmayı, abone olmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Şuradaki karta tıklayarak bir önceki videoya gidebilirsiniz. Eğer buradaki karta tıklarsanız da abone olabilirsiniz. Görüşmek üzere. Bye bye. Görüşürüz. Bizimle ilgili sorularınızı bekliyoruz.